Şimdi şuralardan bir başlayalım. Ama asıl olay burada. Belki de orada tüfeğimiz bizi bekliyor. Tüfek listede var mı? Var. Tüfek var, 10 tane de mermi istiyor. Yak bakalım. Bu iyiymiş ha, çakmaksız yanıyor ya. Aa, şu gaz lambasını hep unutuyorum ya yakmayı. Ağrı kesici. %84. 6 hap aldım gitti. Konteynerden ne vereceksin abine? Oh be. Sonunda sağlam bir eldivenim oldu benim de. Daha iyiyse hemen giyeyim. Akşam da tamir ederim. 0.7, 0.5 tabii ki daha iyi. Giy. Vaktim olsa diğerini hemen yırtıp ona yamardım ama. Burada ayı vardı. Ayı artık dostumuz ya. Ayıyla biz anlaştık. O beni ellemiyor. Amma hızlandırıcı var ya. Bu arada başım döndü nedense. Şu şeylerin arasından geçerken labirent gibi. Tamam, bileyicidir, kitaptır, bilmem ne, işim olmaz. Çılgın bilgiler sapık abi. Ne oldu, anlamadım ne dedi. En fazla seni yerim demiştir. Yanakların çok tatlı demiştir. Hop, bir tane de gün başlık. Bende daha iyisi var. Hiçbir şey de beğenmeyen şeyim ha. Survivor'ım. Bende daha iyisi var. İlk yardım kutusunu unuttun. İlk yardım kutusundan çıkabilecek herhangi bir şeye ihtiyacım olduğunu sanmıyorum ya. Var zaten yeterince antibiyotiktir, antiseptiktir, bilmem neler. Gerçi onun da bir listesi vardı değil mi? Bakayım mı? Wait. Sargı bezi 10 tane istiyorsun. Tamam. Başka da bir şey istemiyor ya. Sargı bezi istiyor. Sargı bezini ayarlayacağız. Sargı bezi oradan da çıkabilir değil mi? Tamam. Sorry. Döndüm geriye. Hemen bakacağım onu. Eczacı dolabına. Kanalı sapık. Kanalı beni ilgilendirmiyor. Neredeydi eczacı deposu? Köşede miydi acaba? Dur. Lan bilsem diğer taraftan girerdim. Nerede geçtim ben onu ya? Aslan Denizli merkez mi? Evet. Denizli merkezdeyim. Göbeğindeyim tam. Oğlum. Tabii ben dedikçe inadına yazıyorsunuz. Buradaymış. Hadi sargı bezi ver bana. Olur. Acil durum. Bu %20 bozulmak üzere, istemiyorum. Sargı bezi çok güzel. Teşekkürler hatırlatan arkadaşa. Tamam, asıl mekana girelim bakalım. Ben attım o mesajı. Atmayın oğlum. Atmayın. Long Dark var dediler, geldik. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tüfek varsa yeri malumdur. Şu karşıdaki yatakların arasındadır. Ama oyunu çözdük artık ha. Yine de hemen direkt oraya gitmeyeceğim. Hop, bir bandaj daha. Güzel. Niye bana hop bir bandaj daha. Oğlum bandajları hep buraya koymuşlar ha. Gazozdur. Konservedir, alayım. Elif hoş geldin. Şu an internet pat diye gidebilir. Pat diye internet gider mi? Pat diye elektrik gider. İnternet fıst diye gider. Bunları öğrenin ya. Ne diyorum lan, diyorum bazen kendi kendime de. Yüzde kaçlıksın? 35'liksin. Hiç işim olmaz. Bu arada kilosu niye az bunun? Eskidikçe azalıyor mu bunun şeyi? Bendeki 3 kilo çünkü de.
Hadi oğlum tüfek. Lütfen. 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 Ver onu bana. Sağlam yün kazak. Alıkoydum şimdilik. Tüfek. Evet. Ya biliyoruz artık oyunu. Buradan araya düşer miyim? Düşerim yani. Ben düşerim. Ben beceririm. Hatta tam da düşmem, arada kalırım ben. Arafta oyunu baga sokabilirim yani. Ben bu oyunu bozarım. O yüzden artık tüfeğimiz var. Abi al o denizci montunu. Var denizci montum benim ya. Üstümde. Giyiyorum. Bak. Yeni kış montumu. O başka mıydı? Oğlum benim aklıma şey sokuyorsunuz. Eşeğin aklına karpuz kabuğu sokmayın lan. Bu başka mı? Hadi aldım bakalım. 1,4 3 %35. Peki dur bakayım. Çünkü fazlasını taşıma lüksüm yok biliyorsunuz. Onarmam için ne istiyorsun? 2 tane kumaş istiyorsun. Sen neyi giyip neyi çıkartıyorsun? Tamam. Eylemler. Topla. Şunu hemen bir haşat edeyim. Hasat değil, haşat. Tamam, madem denizci montu daha iyi. Aldım. Hemen bir tamir edeyim, giyeyim o zaman üstüme. Çünkü bu daha ağır. Yani bu ne kadar? 3 kilo. Bu daha iyiyse. Ama. Hatırlıyor musunuz? Deniz Feneri'ndeyken ben ne dedim? Orada burada kıyafet tamir edecek halim yok. Yapacak olursam burada yaparım. O yüzden dikiz setini almıyorum demiştim. Tamam, üstümüzde kalsın. Çok da problem değil. Kaç kilo? 3 kilo fazlam var. Çok kilo aldım bu aralar. 3 kilo fazlam var. Beni beğenmeyecekler. Tamam. Şurada alet edevat balyoz lan. Ne işim olur? Sedir çadısı akşam yak çadısı. Sedir çadısı. Kasa. Umarım tek seferde hallederim. Hadi bakalım. Hadi şansım yaver gitsin. La bitti bitti. Döndü, bir tur attı. Ayıptır ya. 57'yi konulmaz ki bu. 57. Sıkıldım. 57 6. Tamam, dur. Hızlı bir şekilde. Hop. Gerisi kolay. Aslında önce kontrol edeceğim. Sonra şakır şakır açacağım. İşte bu. 5 mermi. Artık hayvanlara sıkabilecek kadar da fazla mermim var. Ben de bu aralar burnumdan konuşuyorum. Ben de nezleyim. Evet. Grip herkeste var ya. Ayağa kalk. Dik dur. Sen güçlü bir kadınsın. Kanada seni yenemeyecek. Karada sen mi büyüksün ben mi? Anasını diyebilirsiniz. Sedir çırası. Boyuna odun topladım. Akşam bir güzel bunlarla bir de balık tutsam. Tabi o işlere girmiyoruz artık biz. Balık tutmaktır. Aha kumaş. Bak. Zibidi. Koyduğu yere bak. Şu kumaşı. Allah'tan çok da önemli bir şey değil yani. Onu almak için
Böyle döneceksin, onu yapacaksın, bunu yapacaksın, gidip demir testeresi alacaksın, bunu keseceksin. Ya oyundaki mantık hatası. Bacağını ayır, şuraya at, al onu. Yok. Demir testeresiyle kırarak geçmen lazım. Kutsal kumaş. Alırım bir at eti. Vallahi en ucuz, semtindeki en ucuz dönerciye gidebilirsin. Muhtemelen yemiş olursun yani. Çok aramana gerek yok. Gerçi at eti, hani at eti yapıyorlar, ondan ucuz falan muhabbeti var ya. Yani at eti koyundan daha az bulunur ya, at benim bildiğim. Zor bulursun yani. Nereden bulyon da kesiyorsun o atı da daha ucuza mal ediyorsun? Bence daha pahalıya gelir at eti. Koyun daha ucuza gelir arkadaşlar. Dana daha ucuza gelir. Astik hoş geldin. Sucuk bitti. O millet var ya, yiye yiye izliyor. Samet burada bir kuru çay. Geç, saçma olur değil mi? Ben burada sucuk yiye yiye oynasam. Sucuk soğutulmaya gelmez. Sucuğu sıcak sıcak yiyeceksiniz. Bir mermi daha. Sanırım bir 17-18 tane mermim oldu ya. Hatta ben... Evet, benim silahım var artık. Doldur bakayım şunu. Tövbe ya, sıkıştım buraya. Benim daha şu yukarıya bakmam lazım da. Doldurdun mu bebeğim? Bas oğlum hepsini. Allah Allah, elini korkak alıştırma ya. 15 tane mermim var. Dur, nereden çıkıyorduk ya oraya? Tamam, onu hallettiğimize göre tekrardan. Şu burnun üstünden yürünüyordu da. Ben normal insan gibi. Yani tak dediğim en azından. Şöyle. Merdivenden gideyim. O tarafa bir dolaşma yolu vardı yukarıda. Abi 4 derece veriyor. Denizci montu. Yırt o basit olanı. Tamam, yırtalım da şu an için onunla uğraşmak istemediğim için. Akşamüstü eve gidince yapacağım onu. Şunu bandajsa. Sen hayırdır? Saklanmışsın buraya. Bunu aldım. Gerekirse bunu da yırtar. Diğer en sağlam botumuza yamarız arkadaşlar. Bu arada daha burada baya bir yerler var. Tek derdim, bu kadar eşyayı ben nasıl götüreceğim Namık abinin dükkanına? Göremiyorum. Işık lütfen. Yaktım yaktım. Ya devir o eski devir değil arkadaşlar. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bak her şey değerli. Yakacak falan öyle çabuk bulunmuyor. O yüzden tasarruflu olmamız lazım. Aydınlık aydınlık gezemeyiz. Oyunda yine böyle bir garip garip bir titreme oluyor sanki. Bu güncellemeler oyunu bozuyor mu? Emin değilim. Tamam, şuradan şuraya bir geçelim de. O en dipte her zaman ölmüş bir abi oluyor, biliyorsunuzdur. Bakalım bize ne bırakmış. Şu ışığı söndüreyim de şu ışık hüzmelerini daha net görün. Of of of, pencereden kar geliyor. Aman annem, Kanada'da bana zor geliyor. Gurbet bana zor geliyor. Aman annem. Bak bayağı da pencereden kar geliyor ya. Şuna bakar mısınız? Halbuki cam var ha. Tamam. Yetişip ep. Hayır, inmeyeceğim aşağıya. Oğlum, görmüyorum ki. Benim yolum nereydi? Heh. Benim yolum yol değil. Şeye gidelim hemen bir ölmeden. Gemiye. Arkadaşlar zaten baya bir topladık burada. Bir şey kaldığını sanmıyorum. Tüfeğimizi de bulduk. Amacım zaten burada, en büyük hedefim tüfeği bulmaktı. Onu da bulduk. Maşallah bize. Gidelim. Dert etme, götürürsün sen, yaparsın. Valla 3-5 sefer yapabilirim.
icabında bilmiyorum ne yapacağım. Akşam alacakaranlığı var bu arada dışarıda fark ettiğiniz üzere. Hadi gemiye gidelim. Gemide nasibimiz, kısmetimiz ne bir bakalım. Baya baya ben malzeme topladım ya bu arada. Çok az bir şey kalmış olması lazım. Çünkü en önemli olan şeyler tüfek. Nacak bulmak çok zordu demiş bir arkadaş. Yorumlarda mı dedi? Nerede dedi hatırlamıyorum. Belki de canlı yayında söylemişti. Biz başladığımızda. Baya biz nacakları elimizin tersiyle ittik yani fazlasını. Bir bakarız, kontrol ederiz üstümüzdekilerle beraber. Ne alemdeyiz diye. Bakarsınız götürüp bıraktığımızda kazanmış da olabiliriz challenge'ı. Sanırım yeterince şeyim yok. Bandajım yok. Bandajı da kumaşla yapabiliyorum. Perde yırtarım. Kumaşla bandaj yapar geçerim yani. Yükün var, buz kırılmasın. Kırılmasın. Kırılma. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu gemiye başka ulaşma yolu yok ki. Kırılmaz ya. Allah bakar bize. Tövbe estağfurullah. Ne diyorum ya oyunda. Tepeye bakarak bile. Haşa oradaymış gibi. İşte empoze. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar. Buzun üstünde ev bile var. Niye kırılsın? He. Adam ev yapmış çıkmış. Bir de içini delmiş. Geyik. Lan kıymayacağım bu şeyde size. Challenge'da. İşim yok çünkü. Ama oyun benden isteseydi ki geyik derisi gözünüzün yaşına bakmaz vururdum sizi. Bu geminin o zıpkına bak. Bunu ilk defa fark edenler. Bak mesai bitti görüyor musun? Kuşlar gidiyor. Bunlar geliyorlar bak sabahlar tan akşama kadar cesedin üstünde dönüyorlar dönüyorlar dönüyorlar. Akşam mesai bitiyor. Üçü birden ayrılmadan aynı evde kalıyor zaten onunla ev arkadaşı. Bu geminin girişi nerede bu arada? Aklıma Gemide filmi geliyor şu gemiyi görünce. Gemide hangi filmdi ya? Ben onu bilmiyorum da gemide geçen bir tane başka bir şey var. Korku filmi vardı. Ha şurası lan. Hatta baya başında sağlam bir sahne vardı. Neydi o ya? Sessiz gemi miydi? Neydi? Halat bir kopuyor. Herkes böyle dans ediyor falan. Şak ikiye bölünüyor. Öyle bir girişle başlıyordu. Gayet güzel bir filmdi. Tabi o zamanlar yaş baya erkendi benim. O kafayla sevip de şimdi izlemiş olsam sevmez miydim onu da bilemiyorum tabi. Elm Sokağı kabusu falan onlarla geceleri Allah'ım 3'e 4'e kadar şimdi şey de yok. Kardeş sen bu gece ne yayınlayacaksın? Öyle Kanal D'de falan hatırladığım benim Star vardı. Sine 5 vardı o zamanlar. Geceleri korku Sine 5 Sine 5 de korku olmayabiliyordu bazen de. Başka şeyler de olabiliyordu. El feneri. Yani fırtına feneri. Tamam. En azından burada dolaşırken bunu kullanalım. Diğer kanallarda korku olabiliyor. Öteki de başka bir şeyler de oluyor. Ben o tam anlamıyordum. Ne yapıyor bu insanlar diyordum o zamanlar. Değişik şeyler, hareketler falan. Kırmızı da bir nokta koyuyorlar. Açıkçası. Diyorum ne oluyor burada? Neyse. En sokağıdır bilmem nedir. Of ne korkardım ondan ya. Uyumaya korkardım. En sokağında Freddy şeyle saldırıyor ya. Uykuda saldırıyor ya. Of her yerim odun. Odun istemiyorum. Yani şu kumaşlar gerekli mi? Aldım hadi kumaş aldım ya. Hih, sen bana lazımsın. Bak benzin istiyordu 5 litre. Şuradaki kumaşı almayayım artık. TRT1 eskiden geceleri TRT1 coşar mı lan geceleri? Eskiden TRT1 belli bir saatten sonra yayın bile yapmıyordu, kapanıyordu. Şovda oluyordu o şovda kırmızı nokta falan. Değişik haller, hareketler. Sine 5'te olurdu, o şifreye girerdi sonradan. Başlar böyle bir iki dakika gösterir. Olay başlayacakken şifreye abi kömür hal çok önemli. Kömür niye önemli olsun ya? Kadir. Kömürlük bir durum yok. Oyun benden ne istiyorsa onu alıyorum ben. Abicim ortam ne güzel olmuş ya.
Bir de bu Fener'in de etkisi tabii. Biraz daha şey yapıyor. Her yerin manivela, bu gemi niye yamuk duruyor? Valla başım döndü ha böyle yamuk durmaktan. Tamam, burayı da bitirdik. Ben akşama kadar eve varır mıyım? Varırım. Hemen içeri gireyim, bir karnımı doyurayım. Sıcağı sıcağınayı hatırlıyor musun? Öyle bir program vardı. Şey vardı ya. Ben çok korkardım ondan. Sıra dışı olaylar mı? Hepsi gerçek vardı. Onu hatırlıyorum. Bak, hepsi gerçek şu an bizim internetimizin yaptığı şeyi. Facebook'ta sen görüyorsun ya akşama kadar dolaşırken farklı farklı videolar falan. Onları adamlar televizyonda size veriyor. Çünkü internet yoktu. Aa, nasıl olmuş? Adam düşmüş, kalkmış falan bir şeyler. İlginç böyle saldırılar, boğa şeyleri falan. Onları orada izliyorduk. O değil. Sırlar Dünyası mı? Yok, o STV'ydi ya. Sıra dışı olaylar mı? Öyle bir şey vardı. Orada biri canlandırıyordu şerefsizler, tamam mı? Anlatıyor işte böyle. Hani şey falan hatırlıyorsunuzdur ya. Sıcağı sıcağına mıydı o camdan işte camı kırıp ışıklar giriyormuş içeride. Paranormal olaylardan falan bahsediyor. Abi çocuksun, bile kafa basmıyor tam, tamam mı? İnanıyorsun. Canlandırıyorlardı işte, çatıda bir kadın gördüm, gözleri falan böyle şeydi, bembeyazdı falan ya da komple yeşildi, beyazı yoktu falan, böyle duruyordu falan diye. Bir de canlandırıyorlar, gerizekalılar, korkunç da yapmışlar. Altıma affedersiniz şey yapıyordum izlerken. O zamanlar televizyon daha bir denetimsizdi ya. Evet, isteyen istediğini koyuyordu yani. Tamam, hadi şuradan gidelim. Alacakaranlıkta. Mesai bitmedi oğlum? Sizin diğer tayfalar gitti la. Ey kuşlar. Neyse, eski konu açıldıkça gideriz. Ama çok güzeldi ya eskiden. Ya da biz çocuk olduğumuz için güzeldi. Şimdi siz de büyüdüğünüzde size bu zamanlar güzel gelecek muhtemelen. Böyle değişik bir hüzün bırakacak üstünüze. Meşale. İyi, yakar gideriz abi. Abi fake hesabın var Instagram'da. Hadi ya. Tamam, bir bakayım ben. Fake hesabım nasıl olur ya? Müfettiş Gadget falan. Benim yaştakiler hatırlar da diğerleri çok hatırlamaz. O Kanal 6 vardı. Orada Ninja Kaplumbağalar olurdu çizgi filmi. Spider-Man. Örümcek Adam. O zamanlar bir başkaydı. Dur, ben şu meşaleyi yakayım mı? Hem sıcak tutar. Bu arada şu da mı meşale? Yok, bu odun. Çıkacak yer arıyorum da bir yerden. Kömür işine yarardı. Ya kömür niye yarasın işime? Bir şey yapmayacağım ki. Yaş kaç abi senin? Yaş 28-29 civarı. Net söylemiyorum ki genç hissedeyim diye. Müfettiş Gadget. Aynen. Ne vardı başka? Deli deli şeyler vardı ya. O zamanlar Tom ve Jerry'nin her gün olduğu, Tazmanya canavarının, ne bileyim, her ikindinin yayınlandığı, arka arkaya böyle of bir bölüm daha başladı, of bir bölüm daha başladı diye sevindiğin, eve böyle okuldan çıkıp giderken cips poşetleriyle gidip ben bunları yiyeceğim, çizgi film izlerken yiyeceğim deyip kimseye yedirtmediğimi hatırlıyorum. Yolda böyle bizim orası da böyle küçük bir yer, hani millet de büyük şehirdeki gibi yanından gelip geçerken çocuğa konuşmadan değil yani, konuşabiliyorsun yani, öyle diyeyim. Bir gün eve gidiyorum, böyle üstümde cipsler falan var. Ama 4-5 paket almışım ben, onu artık kaç günde yiyeceksem almışım toptan. Huyumdur her şeyi toptan almak. Yolda adam çevirdi beni. Sen dedi, onları dedi kendin mi yiyeceksin dedi. Kendim yiyeceğim dedim. Ya sana ne yani? Ne soruyor, sana ne lan? Ufacık çocuğum ama ilkokuldan çıkmışım yani. Eve giderken cips almışım falan. Senin dedi kardeşin falan yok mu dedi. Var dedim abim ablam, onlarla yesene dedi. Tamam dedim, sana ne ya? Onlarla da yeriz. Ben kendim de yerim. İyi dedi, gitti adam. Manyak mıdır nedir? Benden ne istiyorsa. Ama bir kere hiç unutmuyorum. Cipsleri hazırladım. Bak, o da şey zamanı. Pokemon zamanı. Pokemon başlayacak. İşte akşamüstü artık kaçta başlıyorsa, 5'te falan başlıyor diyelim. Ben 4.30 gibi oturmuşum başlayacak diye. Bazen de onlar gıcık herifler geç koyardı falan. Normal saatinden şaşardı yani. Cipsleri koymuşum ama bir tane bile ağzıma atmıyorum bak. Senin kim vardı o az önce? Chat'te birisi vardı.
Belki fakirdi mi? Yok ya, kocaman adam cips mi alamayacak? Az önce vardı ya chatte, birisi diyordu bana. Abi hadi başla, cips bitiyor artık falan diye. Ben seni izlerken yiyeceğim falan diye. Aynı o hesap. Oturdum, dokunmuyorum hiçbirine. O dokunmuş, ben dokunmuyorum. Yemiyorum. Pokemon başladığı anda başlayacağım. Onu keyifle yiyeceğim falan. Yazık ya, annem geldi. Canım çekti dedi. Bir tane alayım dedi. Vermedim kadına ben ondan. Bir tane cips vermedim kadına. Ne hala aklıma gelir, üzülürüm yani. İşte ama çocukluk. O zaman kafa aynı şekilde çalışmıyor. Kadına bir tane cips vermemiştim. Ben yiyeceğim diye. Halbuki bitiremedim yani o tabağı. Kocaman şey. Ama işte o, ben mi yememişim? O isteyince garibine gidiyor insanın. Vermek istemiyor. Selamünaleyküm abi. İlk defa denk geldi yayınınız. Eyvallah Baton, hoş geldin. Aleyna geçiyor. Abi seni izlerken kola cips forever. Afiyet olsun. Abi karşında Aleyna var. Meşaleyle onu gösteriyorum zaten. Bu arada farkında mısınız? Gerçekten niye kurt yok oğlum oyunda? Oyunda niye kurt yok abi? Her yerin kurt olması lazımdı normalde. Tamam, şimdi. Ya şey gibi hissettim kendim. Odaya girmiş ve her taraf dağınık. Ben bu evi nasıl toplayacağım der gibi hissettim. Harbiden biz ne yapacağız burada ya? Bir sürü her şey, bir sürü her şey. Bunlar kuruldu mu acaba artık? Ben şu sobayı mı yaksam bir? Neyse sen bir sön bakayım. Hala gündüz değil mi? Hemen bir dikiş setini almam lazım benim. Buraya attım ben onu. Tabii. Bulabilirsem bu kadar şeyin içinde. Çekmeceye koysaydım ben bunları. Üşendim. Kim bilir nerede bu? Kuş tüyü falan geliyor. Hani çizgi... Heh, aldım. Çizgi filmlerde olurdu ya önceden. Kaptan Mağara'dan falan üstünden her bir bok çıkardı. O hesap. Şunu bir tamir edeceğim arkadaşlar. Çünkü hava kararmadan yapmam lazım. Yapma lütfen, lütfen hava karardı falan deme bana. Ağzını burnunu kırdığımın. Etmiyorum lan tamir. Sabah yapacağım. Bunu sen niye çıkardın kafandan? He, bozuk. Tamam. Yırtarsın herhalde değil mi gece? Yırt. Gece yırt abi. Hadi hep beraber toplanıp Çınar'a kokoreç yemeye gidelim. Çınar'da nerede var ya kokoreç yapan yer? Ben çok uğramadım Çınar'a falan da yakın zamanda. Şunu da bir parçalıyorum. Bu arada bayağı susuzluktan dehidrasyona girdim. Unuttum. Tamam. Su iç abi, su iç. Su önemli. %38'lik sodalar var. %24. Kuru ve kıtır. Dur, önce bir şunu içeyim. Sonra %24 bana bir şey yapar mı ya? Yapmaz be. Ye gitsin ya. %29 ye gitsin ya. Bu bozukları yemem lazım benim. Ye gitsin. Yedikçe de susuyorum. %45 iç. Ye. Kızı bayağı aç bırakmışım ben ya. Köpek maması. Ye. Aç lan. Seni seviyoruz abi. Eyvallah. Abi kömür olsaydı 2 saat ateş edecekti. Ateş edecekti deyince aklıma bu geldi. O konuda doğru da çok yüküm var ya. Baksana 30 kilo kapasite, ben şu an yedim içtim. 47, gerçi yerden aldım ben bunları. Tamam. Doğru. Haklısın ya. Ama ben size şöyle bir güzellik yapayım abi onun için. Madem öyle diyorsun. Ateş sıkıntımız yok ya. Ateş sıkıntımız yok. Anladın? Ateşi ben her türlü bulurum. Masayı ne yapacağım masayı? Masayı ne yapacağım sanki? Eşek değil ya, yakar.
Anladın? Dur, odun da istiyor değil mi bu benden? Sedir odunu ayrıyetten mi istiyordu? Bakabilir miyim bir? Toplanmış odun diyor. Yumuşak kereste, sert kereste diyor. Odun bende iki tane gördüğüne göre bakıyorum muhtemelen sedir odunu isteyecek benden. Sedir odunu bende iki tane mi? Nerede benim yakacak odunlarım falan? Evet, ben odunları verdim, yaktım, verdim, yaktım. Kaç tane istiyormuş? İki tane. Bunları yakmayacağım artık. Bunlar önemli. Diğer odunu ayarlarım ama sedir odununu bulamam. Kaç tane istiyordun? 30 mu? 30 mu? Sedir odunu ve şey, o tarz şeyler sanırım. Ama şu dandik odun değil. Nasıl yapacağım ben bu kadar şeyi? Ben 30 tane odun nasıl taşıyıp gideyim oraya? Nasıl yani? Yak ya hepsini. Şunu yapacağım artık. Yeter. Dur. Ye abicim, önce bir karnını da doyur. Nasıl yapacağım ya? Ben o kadar odun nasıl taşıyacağım? Kız başıma. 30 çok harbiden ya. 30 tane odun istiyor abi. Hani cins odun istiyor bir de. Normal odun da değil. Bak şimdi canım sıkıldı ha. Şunları bir onaralım abi bu arada. Of, 29 derece bu arada içerisi. Kaç dakika kaldı? 2 saat 7 dakika. Hemen şu eldiveni onarı ver. Bayağı bir yorulduk. Eldiven %100'e geldi. Şimdi 64'lük iş botum var benim. Bir tek de bu var zaten herhalde. Oradaki kurulmuş mudur bilmiyorum. Giydim. 1.6, 1.3, 64, 54. Bu daha iyi. Ki at gitsin. Gerçi onu parçalayıp bunu yamarsam daha iyi olur. Of, kafam çok karışık benim ya. Bunu giy, bu daha iyi. Sağlam denizci montu. 3 veriyor. Bu da 3 veriyor şu anda ama bu %75'te henüz. Bu ne? %97. Bu hiçbir şey değil. Topla abi şundan bir daha. Onu tekrar bir tamir edersem benim bayağı bir sağlam olacak durumlar. Askerlik kağını görünce psikolojim bozuluyor. Anlamadım hiçbir şey. Dur. Ne kadar süre? 1 saat 30 dakika. Ateşim ne kadar? 1 saat 13 dakika. Sedir çırası falan yakmam artık. Valla ben dalları yolda toplar toplar giderim. O önemli değil. Öbür botu tamir et. O daha iyi. Bir bakarım onu, kıyaslarım. %100. Çok güzel. 4 derece. Şimdi bunu at. Sanırım her şeyin en iyisine layığım diyecek gibi oldum. Sahibim. Of, ortalık çok karışık ya. Çay. Çaydır kahvedir yapayım o arada. Hatta sıcak bir şeyler geçsin boğazımızdan. Mesela domates çorbası gibi. Bu arada tozlu nedir? Bilmiyorum. Tozlu nedir ya? Ya çubuk çok. Çubuk toplarız. Yani yolda dal kırarım ben, o gördüğüm dalları kırarım. Yine üçer beşer toplarım. Önemli değil. Önemli olan şu sedir odunu nedir abi? Sedir odunu. 30 tane odun. Ya yani sedir odunu ve onun varyasyonları var ya, öyle farklı hani yakacak odun olarak. Onlar. Sıcak ve açık ye. Of, mis gibi domates çorbası, üstüne kaşar da rendeli yek mi? Tamam. Suyu gömüyorum. Var mı bozulmak üzere olan soda falan? Yok.
Su içelim o zaman. 37 kilom var. Hala çok fazla. Hala çok fazla. Ne yapacağım bilmiyorum. Ha, bu arada şunu yapalım. Kitim var gerçi benim. Dur. Tüfeği temizleyelim biraz. Gördüğünüz gibi ömrü kısalmış biraz. Siz böyle direkt girişmeyin. Önce bir boşaltın tüfeği, aklınızda olsun. Patlayıverir. Craft yap artık. Craftlık bir durumumuz yok ki ya. Craft zamanında biz yaptık. Kurt derisinden mont yapmış adamız yani. Ya silahı temizledikçe dayanıklılığı artar mıymış arkadaşlar? Bu neymiş? Hepsini tek seferde yaparak olacak işim bu. Neyse. Vallahi bütün gece silah temizledim. Meşale vardı benim, yarım sanki söndürmüştüm. Neyse, kibrit çakayım. Kafam çok karışık ya. Lütfen bana yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu işi nasıl yaparız? Yani bunca şeyi nasıl, şöyle 2 saat uyuyalım. Bunca şeyi nasıl taşıyabilirim dükkana? Taşımam gereken yere. Bilmiyorum. Bu arada. Evet, YouTube üzerinden izleyen arkadaşlar, size nasıl veda edeyim ben? Tepeye çıkayım. Koş 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 koş, veda zamanı. Hadi. Tepede veda edeceğim size. Of, çok güzel ya, yine manzara. Vallahi. Evet. Sırf size veda için çıktım tepeye. Kıymetinizi bilin. Arkadaşlar, şurada doğan şey sanırım ay. Baya bir yakın. Bunun çekim kuvveti de muhtemelen baya yüksektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, eğer abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Canlı yayınlarda bekleriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.